Her taraf ayva doldu resmen. Bu yıl tamamen ayva ve fındık yılıymış. Çok fındık oldu, çok da ayva oldu. Ay, burada var, buralarda var. Her yerde ayva var arkadaşlar. Biz ne yapalım, ne yapalım dedik. Bunlar ezilmiş ve çürükler. Yani çürük derken, işte toplarken yere düşenler. Ay burada var ayva. Bu çuvalda var. Bu çuvalda var. Yani bu yıl ayva yılı ve biz bugün ayva sirkesi yapacağız. Bunun için şöyle bir kavanozum var. Bıçağım olacak ayvaları temizlemek için. Şöyle bir balım var. Yani bir tatlı kaşığı bal kullanacağız. Kullanmasak da olur aslında ama ayvanın fermantasyon mu diyorlar? İşte onun olması biraz geç olduğu için o yüzden balı kullanacağız. Şurada elma sirkem var. Akşam süzdüm ben bunu. Bunun dibindeki tortuyu kullanabilirim. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Bu ara ayvalardan gidiyoruz. Biliyorsunuz turşusunu yapmıştık. Çok da güzel oldu. Şimdi sirkesini yapacağız. Ayvanın başka reçelini de aslında tarifleri gelebilir. Bizde ayva çok olduğu için çok şey biliyoruz ayva hakkında. Ayvanın reçelini yaparız ama sobayı kurmayı bekliyorum. Çünkü ayva reçelini ben aşağı yukarı bir gün sobanın üstünde kaynatıyorum yani. O yüzden soba kurulunca ayva reçeli yapacağım. Onun dışında ayva turşusunun başka bir versiyonunu göstereceğim size. Tarifini göstereceğim. O daha da lezzetli oluyor. Hatta bulabilirsem. Evet, bu da ayva turşusu. Bunun tarifi de bir sonraki videoda gelebilir. Takipte kalın arkadaşlar. Şimdi ben ayvaları yavaştan doğrayayım ve tarifimize başlayalım artık. Kavanozumuzun 4'te 3'ünü ayva ile doldurduk. Yani şu şekilde doğradım ben. Ayvaları biraz minik minik doğruyoruz. Dediğim gibi fermantasyonu biraz geç oluyor bunun. Hatta bazıları bunu haşlayarak yapıyor. Bir tane videoda gördüm de. Yani haşlayarak çok saçma olmuş. Neyse biz çiğden yapıyoruz. Şimdi biraz yani çok az bir bal koyduk. Sonracığıma bir çay bardağından biraz az elma sirkesi koydum. Yalnız ayvalarımız organik, sirkemiz de organik. Kendi yaptığım elma sirkesi videolarda var hatta. Şimdi üzerine de su ekliyoruz. Biraz boşluk bırakıyorum ben. Çünkü bu tabii kabardığı için biraz boşluk bırakıyoruz ve şöyle tahta bir kaşıkla günde 2 kere 3 kere artık ne kadar isterseniz ama mutlaka her gün bir kere de olsa bunu tahta kaşıkla karıştırın. Ay konuşamadım ya. Yine yeni uyandım. Uyanınca hiç daha da köyde ayva var. Ağaçtan toplanacak. Dediğim gibi. Şimdi bunun üzerinde bir bezle veya bir tülbentle falan kapatacağız. Ve her gün karıştıracağız. Evet, şöyle bir bezle kapattım. Ben şöyle paket lastiğiyle de geçirdim. Dediğim gibi ayva sirkemizi 15-20 gün her gün 1-2-3 kere tahta kaşıkla karıştıracağız. Bu kadar arkadaşlar, çok basit. Şifa niyetine siz de yapın. Biliyorsunuz ayva yaprağı her şeyi gribe, enfeksiyona çoğu şeye iyi geliyor. Siz de şifa niyetine yapın ve tüketin arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğenime tıklayın.
Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.